Abdest alınan su ile yüzümü yıkadım ve kurulamadım. Yüzümden su damlacıkları üzerime damladı veya yere damladığında günahım üzerimde kalıyor, kalıyormuş. Böyle bir duyum aldım. Doğruluğu ne derecede vardır? Hocam şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Din öyle duyumla anlaşılır bir şey değildir. Eğer bu dinin bir kitabı, bir peygamberi varsa bunun dışında aldığımız bütün duyumlar bidat olmuş olur. Allah'ın vahyine, Resul'ünün hayatına, sünnetine uymayan her ne varsa bidat olur. Hiç böyle bir şey olur mu? Yani kim üretiyor bu dini? Elbette ki bunun anası akıl hocası iblistir. Buna beraber şeytandır abdesti alırken o abdest suyunun üzerimize dökülmesi veya yere dökülmesi işte günah silindi, silinmedi. Böyle bir şey olur mu yani? Günah öyle mi silinir? Hiç günah o suyla mı gider? Böyle bir şey olur mu? Bu durumda suyu bulamadığımızda teyemmüm yapıyoruz. Hangi yani damla bizi temizler orada? Toz bir damlıyor orada. Böyle bir şey yok. Bu yanlış bir şeydir. Bizi temizleyen gönlümüzdeki Tövbemizdir, istiğfarımızdır, niyetimizdir. Abdest alırken temizlenmeye başladığımı elbette ki. Niye? Çünkü Allah'ın huzuruna çıkmaya, namaza durmaya karar veriyoruz. Huzuruna geliyorum ya Rabbi demeye başladığında zaten gönlün temizlenmeye başlamış. Bu durumda tövbe de ediyorsun, istiğfar da ediyorsun. Gönlünü Allah'ın huzuruna hazırlıyorsun. Ne burada ayet kerimede? namaza kalkmadan önce, namaza durmadan önce Allah'ı zikret dedi. Namazdan önce Allah'ı zikret dedi. Gönlün mutmain olunca kalk namazı ikame et. Kalk namazını kıl. Bak önce gönlün mutmain olsun ondan sonra huzura gel diyor. Öyle paldır küldür gelme diyor. Abdest aynı zamanda hazırlıktır. Allah'ı zikrediyorsun, Evet, huzura çıkmak için hazırlık yapıyorsun. Zahiri hazırlığı yapıyorsun. Bu zahiri hazırlık, manevi hazırlık Allah'ı zikretmendir. Tesbih etmendir, tövbe etmendir, istiğfar etmendir. Şöyle şöyle yanlışlar yaptım. Tövbe ya Rabbi. Evet, huzuruna gelmeye yüzüm olsun diye. Evet, gönlünü hazırlıyorsun. Zikir bunun için değil. Namazdan önce zikir. Rabbini zikret. Kalbin mutmain olunca. Nasıl mutmain olacak? Evet ben Rabbimin huzuruna çıkmaya hazır oldum, hazırlandım diyorsun. Demen gerekir bunu. Eğer tövbe etmeden istiğfar etmedinse o abdest alırken zahiri olarak temizlikle beraber manevi abdesti de, gönül abdestini de alman gerekir. Evet. Abdest hem zahiri hem manevi abdest tövbe istiğfar, Allah'ı zikir o huzura, miraca çıkmaya hazırlık içindir. Bizi hazırlar. Eğer manevi abdestle zahiri abdest beraber olmazsa sadece abdesti taklit etmiş oluruz. Buna beraber yüzümüzden su döküldü, temizlendik. Böyle bir şey yok. Suyun gönlünden dökülmesi gerekir. Gönlünden akması gerekir. Huzuruna geliyorum ya Rabbi. Tövbe ediyorum ya Rabbi. İstiğfar ediyorum ya Rabbi. Beni mağfiret et ya Rabbi. Beni huzuruna kabul et ya Rabbi huzuruna gelmeyi istiyorum. Beni davet etmişsin. Beni huzuruna kabul et. Böyle olunca namaz miraç olur. Dolayısıyla böyle sadece zahiri abdesti aldık, su damladı, temizledik. Böyle şeyler yanlış ve batıldır. Evet, zahiri abdestle beraber bir de manevi abdesti gönlümüze, kalbimize, maneviyatımıza aldırmamız lazım. Yani tövbeyle, istihbarla gönlümüzü, kalbimizi temizlememiz gerekir. Allah'ın huzuruna hazırlamamız gerekir. Eğer böyle yapmazsak namaza durduğumuzda bin bir türlü fikir, bin bir türlü düşünce geliyor. Hazır değildi ki ondan. Allah boşuna Allah'ı zikret kalbin mutmain olunca namaza kalk demedi. Allah bir şey söylüyorsa onun dışında bir şey olmaz. Yaparsan yanlış olur. Yaparsan yapmaya kalkışırsan, böyle de olsa olur dersen hiçbir şey kazanamazsın. Çünkü sen önce Rabbini dinlemedin. Evet, bize düşen zahiri abdestle beraber bir de manevi abdesti alıp Rabbimizin huzuruna, miraca öyle çıkmaktır. Evet, abdest huzura hazırlıktır. Yoksa böyle su aktı temizlendi böyle bir şey yok. Böyle şeyler batıl şeylerdir. Kendi kendini kandırmaktır yani.